نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu ve ta'ala buyurgan amellerinin en afzali yani tevhid. Allah subhanahu ve ta'ala kaytargan nesnelerinin en kattası şirk. Hayatta insan ameller kılıçlığında muhayyermez. Estaizu billah ve mâ kâne li mu'minin ve la mu'minetin idâ qaballâhu أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً عملار من أبو آياتاً بزجة معلوم كي ومن كشي مؤمنة أيال أجن ممكن ناس الله سبحانه وتعالى ورسوله برابر حكم نقل جنبوسة ومن اختيار بلش لكي ممكن ناس يمك مؤمن كشي bir amalning qilishlikdan ilgari Alloh rasulining shu haqqiga hukmini bilmoqligi kerak. Men shu o'rinda darsimiz mavzusiga qaytishlikdan ilgari bir nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir usullarda al-aslu fil ashyai al-ibaha olamdagi narsalarning aslidagi bo'lgan narsa iboha, ya'ni mubohlik. Bir narsani halol yo harom deyishlikka birovning haqqi yo'q. Aslida mubohlik shariat-i islomiyya tomonidan hukm kelib, u narsalar harom qilingan narsalarning harom qilingan. Lekin aksar hozirgi vaqtdagi ko'p ilm okuyatken kişilerinin bazıları, özlerinin yönelişleri, başka tarafka yönelip gitken kişiler, bana bu hükümünü natoğru hatalıkın kılışadılar. Bazı bir şeriatta dürüstmez bulgen, narsalarını dürüstlüğüge hüccet kılıp, al-aslu fil eşyai al-ibaha degen sözünü hüccet kılışadılar. Lekin o hüccet kılıyatken narsa, özü aslida şeymez buradırlar. Belki fi'l. Al-aslu fil eşyai al-ibaha. Usul alimlerinin sözü narsalardaki asıl mubahliktir. Yani haram deyişliğimez. Şeriat hükmü kelip şu narsanı haram kılgen. Madem ki şeriatın birer bir hükmü kese, haramlığı hakkında bir hüküm kemese, onu bir haram deyişlikke hakkı yok işte. Bu doğru. Lekin bazı bir misal kılıp etkenimizde, hayosiz suratlarni biz qarashligini shariat bu narsani harom qilgan deb bilamiz. Bunga al-aslu fil ashyai al-ibaha deb hujjat qilgan odam haqiqiy johil odamning hujjatidir. Chunki bu hayosiz suratlarga qarash bu fe'l, shay emas bu birodarlar. Bunga qarash, buni chizish va hokazo bu narsa fe'l. Al-aslu fil af'al laysa al-ibaha va at-tahrim. Yani bu neysel ibaha. Bu fiillerdeki asıl mubahlik mes bu. Belki el aslu fil eşyai el ibaha degen sözünü şeyini misal keltirme olup gerek. Yani bir hayasız suretlerce karışlık bu şey mes bu fiil biraderler. Bu fiil bu elbette şeriat bu nerseni haram kılgen. Bazı kişiler şunca hüccet kılışar ki bu men bir bazı galat fikirge toxtalib o'tmoqchiman. Allah subhanahu ve ta'ala bizni mumin kişi ve mu'mine ayol üçün Allah Resulü'nün bir hükmü kelgenden kigen onun ihtiyarı buluşluğu mümkünler. Şunun için biz el aslu fil eşyai el ibaha bu nesini doğru deb bilemiz. Ama
şey bilen fiilini acırat olmasını cehalet deyip bilen. Şunu bilip koymalıyız ki fiil, bu insanın bir nerseye karış, karamasını fiildir. Bir nersenin kılıç, kılmasını fiildir. Suratını çiziş, çizmasını fiildir. Bunu şeriat, suratçilerini ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namı bilen lanet etkiler. Bu fiil bu. Bu şeymez buradırlar. Şunun için o el aslu fil eşyai el ibaha deyip fiilge hüccet kılıçlik bu cehaletten başka nesine. Allah subhanehu ve teala فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Büyürülgendik istikamette kalın. Sizge bilen birge bulgen kişiler hem istikamette kalışsın deyip Allah subhanehu ve teala istikamette büyürüdü. Allah subhanehu ve teala hemmemizi hem istikamette berfaksın. Şeriat-ı İslamiye hayatta kaysi bir narsa bulsa, amel bulsa, bularga cevap etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl müddette yıkılgen amelleri hayatta birer bir narsa kalmadı ki cevapsız kalgen bulsa. Elbette cevabını verip gitti. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi mübarekleri hayattaki hemen muammaga cevap etti. Hatta inki adli narsalarda ham mu'min kişi kendi amel kılıçlığını bilmakçı bulsa unga cevap tayyordur. Şu bugünkü dersimizde bazı bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge hayatımızdaki sadır buladigan narsalarning bazı vakitte sadır buladigan narsalarga ham cevap aytgan hadislerge to'xtalib o'tamiz. Atsa uruvchi kishi, atsa inson doim atsa urmaydi. Atsa urgan odam nima deyishligi va bunga javob nima bo'lishligiga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Innalloha yuhibbul 'utas va yakrahu at-tasa'uf." Alloh subhanahu va taolo atsani yaxshi ko'radi va esnashligini yomon ko'radi. Fa iza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min ash-shaytan fa iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum iza tasa'aba dhahika minhu ash-shaytan. Sizlarning bittalaringlar atsa ursa va Allohga hamd aytsa her bir Müslüman kişiye, işken Müslüman kişiye yarhamukallah deyip ayçilik hak buladı. Demek bir kişi atsa ursa, onge biz yarhamukallah deyip ayçilikimiz vacip buladı. Bunda biz muhayyermez miyiz? Yani haklasek ayçip, haklasek ayçmeydigen halet demez miyiz? Bizning atsa urgan her bir kişiye Allah'a hamd ayçilik şartı bilen şunda biz yarhamukalloh deb javob qilishligimiz bizning ustimizga haq, ya'ni vojib bo'ladi. Ammo esnashchi, u shaytondan. Esnagan odamga biz hech qanday javob aytmaymiz. Balki esnash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning bittalaringlar esnasa, qodir bo'lganicha esnashlikni qaytarsin dedi. Chunki esnagan vaqtida shayton quvonib kulib yuboradi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılgen hadis-i şerifte اِذَا عَتَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَكُلْ لَهُ أَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ فَلْيَكُلْ يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ. Bu hadis ham şunge dalalat kıladı ki bir kişi atsa ursa elhamdülillah dese onge cevabıge yerhamuke Allah deyişlik. Atsa urgan adam onu yana birer bir söz ziyade kılmakçı bulsa unga yahdikumulloh va yuslihu balakum desin. Imom Buxoriy rivoyatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida ikkita odam atsa urdi.
Anas radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Feşemmete ahadahuma ve lem yüşemmitil ahar. Bittelerine cevap ettiler, ikincisine cevap etmediler. Yani yerhamukallah de bittelerine ettiler, ikincisine yerhamukallah demediler. Cevap verilmeyen şahs etti ki, falancı atsa urgende cevap verdiniz, men atsa urgende cevap vermediniz degenler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, bu Allah'a hamd etti, sen bosa Allah'a hamd etmedin. Yani hamd etmeyen adamga atsa uruşlikke hacet yok. Çünkü Allah'ın rahmeti bosun degen söz, bu mümin adamga Allah'ın rahmeti boladı. O özünün müminliğini Allah'ın bu atsa nimetine şükür bilen kürsetken bulmalı gerek. Şükür etmegenliği, bunun anık müminliğine bir bilgi nişanı bulmegenliği için onge cevap verişlik lazım bu miydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, hatta inki ota ona perzentige örgüt isiden çıkıp kaladigan derecedeki talimlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Ayetler ki Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kılgın hadiste اِذَا عَتَسَ وَضَعَ يَدَهُ اَوْ ثَوْبَهُ عَلَى ف۪يهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atsa urseler kullarını ya libaslarını ağızlarını kulları bilen ya libaslar bilen bir ihtimal ediler. اَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ Yani ki tavuşlarını şu kulları bilen fesalet ediler. Hatta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin duaları icabet degan muqarrar edi. O kişi Allah'ın rahmeti bulsun, Allah rahmet kısın degan sözünü Yahudiler özlerine aittirip alıştık için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına gelip atsa uruşluğu kemese hem kenel Yahudi yeteatasuna inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yarucuna yekule lehum yerhamukallah. Taatus özünü atsa urgenge okşatış. Yahudlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adlarında özlerini atsa urgenge okşatışardı. Maksadları ümit kılışardı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerhamukumullah deselerdi. Şu yeterdiler ki yehdikumullahu ve yuslihu ba'lekum. Şünçelik hassasıdırlar. Yahudlar Allah'ın düşmanı bunca Allah'ın rahmeti bulsun deyiş mumun adamı dürüstmez edi. Bana bu cahide Allah sizlerini hidayet kısın, ahvalilerini tüzetsin deyip koyarlar. Bir armette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl tarihleri de gayri dinge Allah'ın rahmeti bulsun degen sözü bayat kılınmaydı biraderler. Hatta inki makkar Yahudiler gelip çünkelik kılışken vakti de hem hassas ediler Allah hidayet kısın sizden diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu rivayet kılgan hadislerde ettiler ki اِذَا تَسَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانِ يَدْخُلُ Sizlerinin bitteleriyle esnese kolu bilen ağzını üşlesin yani bekitsin şeytan ağızga kirip gider dediler. Biz mana bu naslarını kabul kılıçlıkta braderler biz nasını şimdi tavil kımasından kabul kılalım. Şeytan kullanadı dediler. Şeytan ağızge kiredi dediler. Biz bunu hiç kendi tavil kımagen halette kabul kılamız. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet kılınken hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Hakkul muslimi alel muslim khamsun. Müslümanlı müslümandaki hakkı beştedir. Raddusselam salamını kaytarış. Ve iyadetul marid kesel bulsa körüş. Ve tiba'ul cenaiz vefat kılgende cenazesine irgeçlik ve icabetü da've çakırsa cevap kılıp barışlık ve teşmitul atis şükürgen vaktinde cevap veriş dediler. Hem de etkende yerhamukallah deyişlik hak dediler. Bazı rivayetlerde Bera ibn-i Azib radiyallahu anhudu rivayetlerde emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip mene bu atsa uruşlikini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge büyürük kılgeller degen büyürük kelimesi keladi. Demek atsa urulgan kişi Allah'a hamd etişlik bilen cevap kılışlığımız vaciptir.
Mana bunday nafslarni biz qabul qilishlikda ra'yimiz bilan qabul qilmasligimiz kerak birodarlar. Balki buni Allohning rasuli aytayapti degan e'tiqod bilan qabul qilmoqligimiz kerak. Va bu vojib amallar ichidan ekanligini bilmoqligimiz kerak. Zolim, kofir, dinsiz odamlarning qabristonlarini oldidan o'tgan vaqtidagi holat qanday bo'lishligi kerakligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki ashablariga Hijr viloyatiga yetib kelganlarda, ya'ni Hijr viloyati Samud diyorida لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي Hijr viloyatiga yetib kelganlarda Samud qabilasi halok bo'lgan qavmlardan. Bu azoblangan kishilarning ustiga kirmanglar, magar yig'lagan holatda kirib kelinglar dedilar. Samud qabilasining diyori Hijrga kelganlarida aytdilarki, necha ming yil o'tgan Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Samud qabilasining halok bo'lganiga qancha ming yil o'tgan Alloh o'zi biladi. Shunchalik uzoq vaqt o'tishligiga qaramasdan bu yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar. Bu yerga Allohning balosi tushgan joy dedilar. Agar yig'lovchi bo'lmasanglar, ularning bu diyorga yig'lab kira olmasanglar, kirmanglar dedilar. Sizlarning boshingizlarga ham ularni boshiga tushgan musibat tushmasin dedilar. Ba'zi rivoyatda o'zlariga zulm qilgan odamlarning maskanlariga kirmanglar, magar yig'lagan holatda kiringlar dedilar-da, o'zlari boshlarini yopib sayrni, ya'ni tezda yurdilar-da, hatto vodiydan o'tib ketdilar. Shunchalik Allohdan qo'rqishlik mu'min odamda shunday bo'lish kerak. Allohning la'nati yog'iladigan joylarga borishmas birodarlar. Shu yerdan o'tib ketayotgan vaqtda sayrni tezroq yurib, Allohdan bir panoh istab o'tib ketishlikka odatlanmoq kerak. Bunga pul sarf qilib kirishlik emas birodarlar. Allohning la'nati e'lon qilingan amallar nimaga bo'lganligini hamma biladi. Ayol kishi yolg'iz safar qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La yahillu li imro'atin tu'minu billahi va yawmil akhir" تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها حديث متفق عليه براد الله أيال كشي üçün يعني الله كا وقيامت كنوغة إيمان كيلترغن أيال كا بعضي أياللر كا بو مسألة نايتلسة من سفر قلو رمان ديشلغي ممكن لكن بو سوز الله كا وقيامت كنوغة إيمان كيلترغن أياللر كا در بو Allohga qiyomat kuniga iymon keltirmagan ayol u qachon qanday safar qilishligi bilan musulmon odamda ishi yo'q. Bir kecha va kunduzlik safarga safar qilishligi mumkin emas, magar mahrami bilan mumkindir. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu ma bu kishidan rivoyat qilingan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan ekanlar لا يخلوان رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه إير كشي يلغز أيال كشي بلان يعني أجنبية أيال بلان محرم بلمجان أيال بلان xoli bo'lishligini
men kıldılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu hadiste. Meğer mahremi bulsa mümkün. Misal kılıp ögenimizde bir hanede bir kişi ve bitti mahrem bulmagan ayolinin oturuşluğu mümkün mü? Meğer bu ayolinin mahremi bulsa yine mümkün buladı. Başka çakılıp ögenimizde bir seyyarede bitti ayol tanha özü mahrem bulmagan kişi bilen şu seyyarenin içi de turishligi mümkün bu muydu burada? Ayol kişi mahremsiz sefer kılmasın dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir kişi ettiler ki ya Resulullah benim ayolum hac kılıp çıktı etken edin. Min falan ve son gazatke yazılıp kal kendim dedi. Nime kılayım dediler. Hacge ayolum çıktı etti. Min gazatke yani Allah'ın yoludaki farz bulgen cihatke yazılıp kal kendim dediler. Falan ceydi ticaretke kitiyat uydun demediler. Yani ki falan bir dehkançılığın bilen bant edin demediler. Allah'ın perzi, bulgen perz cihatke kitabat kılınıp koyuldun. Ayalın bu ise hacge çıktı uydun. Ne kılıyı dediler? Bar dediler. Ayalın bilen hac kıldığın dedi. Bana bu ameller biraderler, biz ne için amellerini kılamız? Allah'ını razı kılamız deyip, maksadda kıladigan bulsak, bu amelimiz birinci makbul buluşluğunun şartı şeriatke muvafık buluş gerek. Yani kitab-ı sünnette bunge asas buluşluğu gerek. Ve şu ihlas fakat ibadet Allah subhanahu ve teala'nın özünü yine maksat kılıngan buluşluğu gerek. İkide şartı var amelinin makbul buluşluğunu. Kitab-ı sünnetke muvafık bulmagan amelini yığılap kılın kabul bulmaydı. Keçesi yığılap kündüzü roza tutup kılın kabul bulmaydı. Çünkü kitab-ı sünnetke zid o amel. Kitab-ı sünnetke muvafık bulsa yu. Lekin ihlas bulmasa Allah'ın rızalı gini maksat kılınmagan bulsa o amel ham habete buladı. Saflarının fazileti hakkında suallar nihayette köpeyip ketkenliği için türlik türdeki meselelerde bugünkü dersimizi mevzusu kılıp koyduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdaki birgen ihtimamlarının nihayet derecede esasisi saflarını kamil kılıçlık buldu. Ve bunge büyürdüler. Ve bu saflarını toğrulaştıkça kulları bilen barıp işlep toğrulap koydular ikame eğitilgenden ki gün biraderler. Agahlantırdılar. Korkuttular. Güde küp yollanmalarını namazdaki safke karattılar. Şunlar cümlesinden bazılarına toktalıp ötemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerinin aldığımızda çıktılar. Deyip rivayet kılardılar Cabir ibn-i Samura. Bu hadis İmam Müslim'in cami-i sahihlerde keltirilgen. Ala tasuffuna kema tasufful melaiketu inde rabbiha. Saf bulmayı sizler mi? Perişteler Rabbinin huzurunda saf bulgen yokşagen dediler. Yani Rabb Teala'nın huzurunda melaikeler saf bulgen deka sizler ham saf bulmayı sizler mi dediler. Fakulna ya Resulallah ve keyfe tasufful melaiketu inde rabbiha. Ya Resulallah, melaikeler Rabbinin huzurunda kandil sabbuladı dedik. Hala yutimmune sufufel uvel ve yeterassune fissaf. Birinci, evvelki saflarını kamil kılışadı ve kigin safta taras birbirlerine şimdi yapışıp duruşadı. Taras, yani bu lügatlarını bir karartın biraderler, hemme birbirine tegip ziç duruşluğunu taras dedi. Bazı bir kişiler saflarda orkaca karakete uğradı. Şu hakta özünü namaz vaktide salkındı, ihtiyar kılıp orkaca karaketçiliğinden ihtiyat bulmalı gerek. Allah subhanehu ve teala onu hem orkaca kılıp koyadı. Bana bu hadis, bu benim sözüm mes buradırlar.
Abu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Ashablar da orkaca özünü taşaşlığını gördüler. Fakala lahum taqaddamu fa'timmu bi ilgarileyler. Meni aldımdan saflarını kamil kılıp barıylar. Vel ya'tamma bikum men ba'dakum. Sizlerge sizlerden keyingiler ergessin. La yazalu qawmun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Odamlar orqaga o'zini tashlashoradi, Alloh ham ularni orqada yuradigan qilib qo'yadi. Har bir narsada orqada qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu, "Yamsahu manakibana fis solah." Namozda yelkalarimizni shunday mas qilib silab, qo'llari bilan tekislab qo'yardilar. "Istavu, to'g'rilaninglar" dedilar. "Va la taxtalifu." Notekis turmaylar dedilar. Fatahtalifa kulubukum, qalbinglar ham notekis bo'lib qoladi dedilar. Liyalini minkum ulul ahlami va nuha. Meni yonimda aql egalari va kamolotga yetgan kishilar tursin dedilar. Bu hadisdan, ya'ni ba'zilar kamolot yoshiga balog'atga yetgan kishilar va hamda fazilatda komil bo'lgan kishilar yonimda tursin dedilar. Doim namozga o'tgan kishining oldida ahli fazillar turishlikka harakat qilishligi kerakki, namozda taklif qilinsa, namoz buzilsa, shu kishi namozga o'tadigan odam turishligi kerak. Ba'zi bir kishilar savol qildilarki, bu yerda ko'p savollarning ichida javob bera olmagan savollarning ichida saflarni barobar qilganda ayoqlarimizni yopishtiramizmi, yo'qmi degan savolni hanuzgacha savol qilishyapti ekan yana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislariga murojaat qilamiz. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda bu kishi aytadilarki, "Uqimatis solah, namozga iqoma aytildi. Faqbala alayna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam bi vajhihi." Yuzlari bilan bizga qaradilar. Namozga iqoma aytilgandan keyin. Aqimu sufufakum va tarassu, safilarni barpo qilinglar va zich bo'linglar dedilar. Fa inni arakum min wara'i zahri, men ro'baro'yimni qanday ko'rgan bo'lsam, orqa tarafni shunday ko'rib turaman dedilar. Imom Buxoriy shu lafz bilan rivoyat qildi. Imom Muslim ham shu ma'no bilan rivoyat qildi. Imom Buxoriyning rivoyatlarida وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. Bizlarning bittamiz deydilar Imom Buxoriyning rivoyatlarida yelkasini yelkasiga yopishtirardi. Birodarlar, yelkasini yelkasiga tekkizardi degan gap boshqa, yelkani yelkaga yopishtirardi degan gap boshqa. O'zbek tilida gapiryapmiz, tushunarli bo'layotgan bo'lsa kerak. Ilzoq arab tilida yopishtirishlikni aytadi. Yelkamizning bittamizning yelkamizga yopishtirardilar. Va qadamahu biqadamihi. Bittamiz ikkinchimizning qadamimizga. Qadam deb birodarlar, biz tarafda shu yurgan oyog'imiz aytadi. Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Shu oyog'imizni oyoqqa yopishtirardilar. Hech qachon o'zini oyog'ini o'zini oyog'iga yopishtirmaydi hech qachon. O'zining oyog'ini sharigining oyog'iga yopishtirardilar. Tekkizardilar emas, yopishtirardilar. Tekkizish degan ma'no ayoqqa ayoqqa tegib turish. Yopishtirish degan ma'no bir narsani bir narsaga yopishtirib ko'rilgan bo'lsa kerak. Mana bu ayoqlarini bittamiz boshqaning ayog'iga yopishtirardilar deydi. Shuni agar hammamiz yopishtirsak, ayog'imizni kerishlikka hojat tushmaydi. Lekin ayoqni kirdirishga kim majbur qiladi? Yonidagi odamning sunnatni bilmasligi majbur qiladi. Bu yonidagi odam doim samovarda o'tirib odatlanib qolgan. Bemalol o'rtalarini ochib. Bu namoz birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning ya bo'lgan ibodatni faqat sallu kama ra'aytumuni usolli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namoz o'qiganlarda o'qishimiz kerak. U kishi yolg'iz imom bo'lib turganlari uchun ayoqlarini birovni ayog'iga yopishtirmasdilar, yolg'iz turardilar. İmam edilər o kişi. Lekin sahabalar aytadilarki, bittamiz ikkinchimizning oyog'imizga
nihoyat darajada mahkam yopishtiradi. İlzoq yopishtirishlikdir birodar. Shuning uchun biz saf haqida bizga savol bo'lmasin bundan keyin. Hadib bu haqda biz endi qaytib gapirmaymiz. Nima har doim saflarni barobar qilinglar deb aytasiz u degan savol bo'lishi mumkin. Biz har doim saflarni barobar qilinglar, oralarini bekitinglar, shaytonga o'rin qo'ymanglar. Şu sözlerini aytaveramiz nima uchun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umrbod aytganliklari uchun biz ham aytamiz. Şu sünnetni ihya qilishlik uchun aytamiz. Agarki safda hech qanday bir halalni ko'rmasak ham, şu sözni aytishlik o'zi sünnet. Şu sünnetni ihya qilishlik uchun aytamiz. Bu sözimizni isboti uchun Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharif shun bilan biz saf to'g'risida ma'lumotimiz komil bo'lsa kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Russu sufufakum, safilarni zich qilinglar" dedilar. "Va qoribu baynaha, o'rtalarini yaqinlashtiringlar. Va hazu bil a'naq, bo'yinlarni barobarlashtiringlar, ro'baro qilib. Fa allazi nafsi bi yadihi inni la ara ash-shaytona yadkhulu min khalali as-safi ka'annaha al-hadha." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, men shaytonni ko'rib turaman, saflarning orasidan xuddi qo'zichoqga o'xshab kirib olayotganligini ko'rib turaman dedilar. Hammamiz qo'y boqqanmiz birodarlar. Qo'zichoqni qo'yni orasidan kirganligini ko'rgan bo'lsak kerak. Shu qansal bir imkoniyat bo'lsa kirib oladi. U ora ochiq o'ganda qo'zichoq xotirjamlik uni kirib ashida turishligi. Hal imkoniyat bo'lsa kiradi. Shayton shu saflarning orasidan kirayotganligini ko'rib turaman dedi. Asli hazratni biz qo'zichoq deb qo'yyapmiz, lekin asli hadislarning sharhidagi lug'atda hiya g'onamun sudun sig'orun takunu bil yaman. Bu qora kichkina qo'zichoq Yamanda bo'ladigan degan ekanlar. Ya'ni nihoyatda bir chaqqon bo'lgan qo'zichoqqa ishora qilyapti. Saflar haqidagi bizim ma'lumotimiz shu birodarlar. Bu kitob mana har bittasini qayerdan rivoyat qilinganligini sizlarga o'qib aytib berdik birodarlar. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizlarga bergan namozdagi saf to'g'risidagi yo'llanmalari. Bundan boshqa yo'llanmalar ham ko'p. Bu narsalarni biz hozir alohida bir aytishlik o'rni emas, shularga ishora qilib o'tdik. Ba'zi savollarda mayyitni jonibidan sadaqot qilsak savob bo'ladimi degan savol bo'pti. Bu savolga javob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kishi keldilar. Oyisha radhiyallohu anha bu hadisni rivoyat qilyaptilar. Inna ummi uftu litat nafsuha va uraha law takallamat tasaddaqat. فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه o'xshatdilarki onam jon taslim qildi men gumon qilamanki onamni agar gapirishlikka ulgib qolgan vaqtida bir sadaqot qilgan bo'lardilar biror bir narsani sadaqot qiling deb aytgan bo'lardilar men shu onamga agar jonibidan sadaqot qilsam ajr bo'ladimi degan edilar ha dedi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdimki, onam vafot qilganida nima qilsam savob bo'ladi deganidilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilarki, suv dedilar. Arabiston sahrosida suv kam bo'lganligi, shuning uchun suvga ishora qildilar, bir quduqni kavlab, shunda hamma jihozlarni hozirlab, "Hada li ummi Sa'din" dedilar. Bu Sa'dni onasiga bo'lsin savobi dedilar. Bundan tashqari umumiy hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاتٍ. Eğer insan vefat kılsa ameli tohtaydı. Üçte ameli devam etedi. Yani onun amel defteri tamam buladı. Ömür bir kitap ki her günü bir varağı açıla uğra, yapıla uğradı. Şimdi bilen ahırı mukavvat çıkarttı, şimdi bilen insanlık kitabı bekilip özü hem dünyadan köz yumup getirdi. Şu amel defteri bekilip kaladı. Üçte amel, bu amel defteri yazıladığın varağlarının üçtesi açık oladı. O hem hemeninki açık olmaydı biraderler. Bazılarınınki açık, hemeninki açık olsa bazılarınınki şu açık boyunca tura uğradı. Kıyamet geçer. Bazılarınınki şu açık varakka yazılıp duradı. Kimler kıyamet geçe tura uğradığın adamlardaki kimler o? Bu yazıladığın kişilerindeki kimler? Birincisi sadakatin cariye. Yürüp durgen sadakatını koyup gitken bulsa bunun açık bir varakıya yazılıp duradı. İkincisi ilmin yuntefa'u bihi. Faydalanıp durulduğun ilim koyup gitken bulsa. Şeriat ilmini koyup gitken bulsa. Şundan faydalanıp durulduğun bulsa. Sadakatin, sadakat koyup gitse değil mi yaptı buradalar? Cariyetin sıfatıya kaydılın yaptı. Yürüp durgen sadakat bulsa. Yürümeyedigen sadakat bulsa şurada kaladı. Yani biraz aş vergen bulsa, o aş yiyildi tamam bol deyin şimdi bile. Yürüp duradigen sadakat. Mesela bir adamge libas giydirip koydu. Kiyimi yok adamge. Bu libasını kiyip yırtıl günce yürüp duradı. Bir adam birer bir mescit kurup koydu. Şu mescit buzul günce, namaz okulup durur günce şu yürüp dura uğradı. Yürüp durgen sadakat. Mutlak sadakat mas biraderler. Yürüp durgen sadakat koyup gitken bu şey. İkincisi ilmin yuntefa'u bihi. Faydalanıp türlediğin ilimini koyup gitti. Bir adamla talim verdiyiz o adam şu mutlaka bir anı faydalandırmadı hem özüyen faydalanmadı. Bunda okuyucu, bunda şagird diskocam olsa şu kitabı biz açık boyunca tur orada kıyamet gece. Faydalanıp türlediğin ilim buluşluğu gerek. Üçüncüsü evveledin salihin yedu'ule. Üçüncüsü perzen. Bu evvelki iki tane senin sıfatı biteden böyle yaptı biraderler. Sadakanın sıfatı cariye. İlimli sıfatı yuntefa'u bihi faydalanıp türlünge. Ama perzentin sıfatı iki de böyle yaptı. Bittemez. Birinci salih perzent bu sınıge. Salih perzent kim? Pul topar perzent mi? Yok kaddi kavmetli perzent mi? Yani ki nihayette üçer deb eteyli halkını tılıbla etken de şuna kaparzent mi? Kana kaparzent? Salih perzent. Perzent mi? Hemen hayvanlar hem koyup getirdi. Yahudlar hem koyup getirdi. Nasaralar hem koyup getirdi. Lekin bu perzent salih perzent. Salih perzent elbette şeriat büyürgen işini kıladigan, kaytargan nersesinden kaytardigan perzenti salih deyimiz. Bu perzent kalsa ve ikinci sıfatı yed'uleh. Ötken dedesiye dua kılıp duradigan bese. Dua adette namazda 5 vakit dua kılınadı ata ananı. Allah subhanehu ve teala ruhsat verdi namazda ata ananı dua kılıçlıkken. Demek namazı kutturadigen perzent salih perzent Allah'ın perzini kılıyaptı ve atasını dua kılıyatken perzent. Mene bu perzentini koyup gitken adamın amel defteri yazılıp duradı. Ama mutlak perzent koyup gitseci. O perzent başka hemme koyup gitadı. Veled kelimesi oğul ve kızge şamil boladı. Arab tilida o'g'ilni ifodalansa ibnun deyiladi. Qizni ifodalansa bintun deyiladi. Ammo valadun kalimasi o'g'il qizni o'z ichiga oladi. Demak, o'g'ilni qizni qo'yib ketgan solih salohiyatlik farzand qo'ygan va duo qilib turadigan farzand qo'ygan. Ammo dinga qarshi bo'ladigan farzandni qo'yib ketgan bo'lsa, hayotida orasini ochib qo'ygan bo'lsa, salomat qoladi. Hayotda orasini ochib qilmagan bo'lsa, uni dinga qarshi kurashibiga rozi bo'lib turib shuni olib kelgan taomini ishtaha bilan yegan bo'lsa, uning amal daftarining yomon varag'i ochib turadi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Farzand solih bo'lishligi shart va duo qilib turishligi shart. Biz bu yerda o'zimizni aldamasligimiz kerak birodarlar. Farzandlar qolib ular dadasidan keyin minglab qo'yni so'ysin, tuyalar so'ysin, namoz o'qimasa zarracha manfaati yo'q. Xotirjamlik bilan aytmoqligimiz kerak. Unga biz murosa qilmasligimiz kerak. Bu bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarini bir aytsinki, farzand qolsa, qo'y so'yib turadigan farzand qolsa, unga ajr borib turadi deganga o'zgartirib olsin olmasam.
Biz salohiyatlik farzand degan. Mana biz ziyofat qilib, otasining birodarlarini ziyofat qilsa ajr bo'lmaydi deydiganlardan emasmiz. Ajr bo'ladi. Sadaqat qilsa, muhtojlarga sadaqat qilsa ajr bo'lishligida shak shubha yo'q. Lekin salohiyatlik bo'lmasa, u mingta qo'y so'ysin, mingta tuya so'ysin, zarracha manfaati bo'lmaydi. O'zini ham niyati shu. Ko'pam dadasiga ajr qilishlik emas edi. O'zini so'zlardan ham eshitish mumkin bo'ladi. Shu dadasidan qolib hech narsa qilmadi demasin deb qilayotgan bo'ladi o'zi. O'zi bilan ham gaplashib ko'rsangiz, xuddi shuni aytadi. O'zi ham o'zi oxiratdan ajri yo'qligini o'zi biladi. Lekin unga bizga o'xshagan, bizni ahli ilm degan odamlar unga savob top bermasligimiz kerak. O'zi savobni umid qilmaydi o'zi ham. O'zi aytadiki, biz albatta bir endi odamlar har xil gap qilyapti, qilmasak deb qilayotganligini o'zi tili bilan ifodalaydi. Buni ajr Allohning huzuridan ajr olaman degan gap uni og'zidan chiqmaydi, dilida ham yo'q. Dilini ham kavlab ko'rsangiz chiqmaydi. Lekin bunga bir soxta bu dinni boshqacha qilib ko'rsatayotgan odam buni butun jannatning xohlagan darvozasidan kirsang mumkin bo'laveradi deb ko'rsatib beradi. Mana bu narsani biz hadislarni o'zini biz aytmoqligimiz kerak. Ajr boradi. Lekin foydalanib turilgan ilm albatta ajr boradi. Duo qilib turadigan salohiyatli farzand albatta ajr boradi. Bu hadisning chuqurligi agar biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini qanchalik nubuvat, vahiy quvvati borligini bilsak bo'ladi. Shunday farzandlarni ko'ramizki, duo qilishadi. Ota-onalarni duo qilaylik desa ko'zidan yosh oqib bizdan ko'ra ko'proq duo qiladi, lekin salohiyatli emas. Namoz o'qimaydi. Bir otangizning haqqiga duo qilaylik desa yig'laveradi. Duo qiladigan farzandda ham manfaati bor demadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki duo qiladigan farzandlarning duosi bormaydi agar salohiyatli bo'lmasa. Ya'ni Allohning buyrug'ini qilmasa. Hushiga kelib qolganda dadasini duo qiladigan farzandlarning Allohni farzini qilmasa, xotirini jam qilsin, u savob bormaydi. Bu meni so'zim emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining so'zlari, Imom Muslim o'zlarining jami sahihlarida keltirdilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Biz o'zimizni aldab boshqacha qilib gapirmasligimiz kerak. Har bir so'zni o'rniga qo'yib aytishimiz kerak. Vafot qilgan kishiga kishilarning sano maqtov aytishligi haqida. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, marru bi janaza. Bi janaza. Bir tobutni olib o'tishdilar. Fa asnau alayha khayran. Sahobalar bu tobutga yaxshiligini so'zlarini aytishdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vajabat deb qo'ydilar. Vojib bo'ldi dedilar. Summa marru bi ukhra. Boshqa tobutni ham olib o'tishdilar. Fa'atna alayha sharran. Yomon so'zlarni aytishdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytlarki, vajabat, vojib bo'ldi dedilar. Faqala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ma vajabat. Ya Rasululloh, ikkita tobut o'tdi. Bittasiga yaxshilik bilan yodga oluvdik, vojib bo'ldi dedilar. Yomonlik bilan zikr qiluvdik, ikkinchisini vojib bo'ldi dedilar. Nima vojib bo'ldi? Ikkov bir xil so'z bo'ldi. Deganlarda, "Hada asnaytum alayhi khayran." Unisiga yaxshilik so'zlarini aytdinglar, unga jannat vojib bo'ldi dedilar. Bunisiga yomonlik so'zini aytdinglar, unga jahannam o'ti vojib bo'ldi dedilar. "Antum shuhada'ullohi fil ard." Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar dedilar. Hadis muttafaqun alayh. Shu hadisni juda ko'p o'rinda birodarlar rivoyat qilamiz. Qayerda bir odam vafot qilgan bo'lsa, bu odam qanaqa odam edi deb so'raladi. Yaxshi odam edi, Alloh rahmati edi, u edi, bu edi deymiz. Mu'min edi deymiz. Shu bilan shu hadisni keltirib, mana sizlar yaxshilik nomini aytdinglar, jannat vojib bo'ldimi deb bu hadisni keltiramiz. Lekin biz hech hayotimizda bir odamni umrimda eshitganmasman, bedaylar eshitgan bo'lsa bilmadim. Bironta odam vafot qilganda shu odam yomon odam edi degan janozada bo'lgan emasman birodarlar. Sahobalar bu yerda bu odam yomon odam edi deyishollagan.
Şunun için vacip deyişkenler. Onlar doğru sözünü aitşallagenler. Onlar bir adamın yakşı olsa yakşı deyişkenler, yaman olsa yamanı deyişkenler. Şunun için onların sözlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip buldu cennet, ikincisine vacip buldu cehennem dediler. Dinge hizmet kılgen olsa, hayatını dinge birgen olsa, İslam'ın rivacına bakışlayan olsa, malını İslam yoluna sarf kılgen olsa, biz yakşı adamı deyip aytallaylık. Mana bu sözümüz bilen bizi güvahlıgımız etedi. Biz şunu Allah'ın huzuru deyip aytallaydıgın sözünü aytaylık. Bir adam hayatı boyunca maskul uç içimlik içken olsa, kımar oynayan olsa, dindarlarla küreşken olsa, mescidlerde vayran kıyan olsa, kanak adamı dediyse Allah rahmetiydi deyişlik bu muydu? Allah urgen adamı dediyişimiz gerek. Biz aytallaşır, bu sahabeler ayt yaptı bir de yaman adamı dediyişim bana. Şunda yine vacip oldu dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kengi sözlerine dikkat verelik, Allah'ın yerdeki güvahlarısılar dediler. Eğer bir hürmetlik adam, sen menge güvahlik beresen, dese, nihayette hassas bulup kuşartıramız ki, birer sözümde galat kılıp koymayı deyip kuşartıramız. Allah'ın güvahları sizler ey mumullar dediler. اِذَا رَأِيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَدُ الْمَسَاجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, eğer bir kişinin mescidge, يَعْتَدُ اَيْ يَتَعَلَّكُ اَوْ يَتَلَبَّسُ özünü mescidge daim bağlat dururken bese, mumunlilige güvahlik veriler dediler. Bir adamını bir mescidde körüp kasiyeler mumunu deyip güvahlik veriler demektiler. يَعْتَدُ özünü mescidge bağlat dururken bese daim. Şun adamını mumun diyorlar. Biz muminligini bir adamla ait almayız. O iman kalbi amel. Lekin kalbideki imanın bar yokligini bizge bir yollanma verdiler ki bu asanlarsa buldu ki mescidge özünü bağlat türgen bosa bunu mescidge bağlatını türgen adamını mumun idi deyip ait alıyorlar. Biz bir tabutta kişini yatken de bu adam mumun mu dediyse mumun idi deyişlikimiz için onun mescidge özünün köp bağlanıp türgenligini körgen bulmalıgımız gerek. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hilafet devrilerinin ahirlerde ertelerki namazda bir mel'un hancar urdu. O kişi hancar urulüşlüğü neticesi de içleri de gibbar nerse konular hamması oka başladı. Şunda bir deva tabipler deva kılıp gördü lakin devanın faydası yok ikerliği malum oldu. Vasiyet kılın dediler, vasiyet kıldılar. Ve hammaları şaşılıp kalıştılar. Şimdi Abdullah ibn Abbas ettiler ki, ey Ömer, kursan bulun, İslam'da evvelde Müslüman bulduyuz. İslam'a köp hizmetler kıldıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen köp sohbet daş bulduyuz. Ve kegin Ebu Bekir'in Sıddık'ın yardımcıları bulduyuz. O kişiden kegin halife bulduyuz. Halife bulup hem adalet kıldıyız. Ve ne hayatizde köp İslam alemini baylikke tuldurduyuz. Öziz addi bölgen işçe kaldıyız, baylike tuldurup hem. Şimdi bulsa ömrünün ahirinde şehadet sizge, şehidliği nasip bulup durup da mübarek bulsun sizge bu degellerde. Ey Abdullah ibn Abbas tohta dediler, bas kıl dediler. Şu sözlerini Allah'ın huzurunda aytallaysa mı dediler. Eğer aytallaydıgen bulsun beni hakkımda şu sözünü ettin dediler. Bana sahabelerinin güvahlıkları bunu değil bugün. Din için hizmet kılıp din yolu da ölgen adamım. Allah rahmetiydi. Ömrü boyu din bilen küreşken hem Allah rahmetiydi desek. Bu kanaka güvahlık bu. Hiç bulmagen de kanaka adamıydı dese bilmeyim ben diyallaylık. Bana bunu da bulaylık. Allah'ın güvahları silerdi. Ertege ey meni güvahlarım kanı Türkiye dese ne diyemiz? Sen benim düşmanımga kendi sözlerine, yak sözlerine güvahlık verdin. Kaysi yüzün bilen güvahlık verdin dese ne diyemiz? Biz Allah'ın dostunu dost değilik, düşmanını düşman deyip güvahlık ver Allah'ın gerek. Bu İslam ağızdan çıkan sözünü şimdi mütebar kıyan ki, eğer bu ağızdan çıkan söz nikahta kabul kıldın deyişlik bilen, ecnebiye ayal bilen tür müşkülüşlük vücut kekeledi. Şun bilen aile vücut kekeledi bir kelime bilen. Bağışladım, kabul kıldım bilen. Talak kelimesine ağzı gelişlik bilen, talak vücut kekeledi biraderler. Bazı bir din düşmanları, bu kanaka bu din ki ağzıdan şimdi şirin yaşayarken hayat bir mette ağzıdan talak sözü çıkışlığı bilen aile buzulup kete uğursa değildi.
Ularga biz aytamiz ki Allah mükerrem kılgen bu insanını, ağzı değil sözünü, ağzının sözü bu müminin ağzından çıkartken söz dedi de, talak bilen aile buzuldu, nikah bilen aile kuruldu. İnsan mükerremlikten onun ağzından çıkan bir sözle Allah şünçeliği müteber kıldı. Bunu müminin ağzı dedi, attı, keti demedi. Bana bunu da düşünmalıyız gerek. Allah'ın mükerrem kılgenlikten bu söz şünçelik, hürmetlik oldu buradırlar. Ömer ibn-ül Hattab raziyallahu anhu halifelik devirlerde türgenlerde Pars harbi komandanı Hürmüzan'ı esir kılıp alıp gelişti. İslam'a çok zarar yetkizgen adamı da Hürmüzan. Alıp gelingenden ki gün Ömer ibn-ül Hattab'ını kumda uhleyeti uydular kollarda derrebilen. Hürmüzan da şavkun suranı boyan uygandılar. Hani Ömer dediler, ben şu uhleyetken Ömer dediler. Türdüler de kumdan türgenlerden ki adil tefenim tehak ederdi. Adalet kısız da şunun için hiç kendiyi korukçusuz beymalal kumda uhleyatsız eken dedi. Şunda Hürmüzan'a bazı sözlerini yapardılar. Kullet ben yapırmakçı bugün sözüm Hürmüzan'da etti ki ölümden bunu öldürürler dedi. Kısas alınıp bunu ölümden ileri bunu çankak halette koymayla halegen nefesini verirler dedi. Su içemem dedi. Su ak geliştiler bir sapal kasada. Şunda bu sapal kasada su içkenimden köre ölgenim yaşlı bir dürüstrağı bir idişte içeyi dedi. Dürüstrağı idişte alıp geliyorlar dediler onların muhattal. Alış gelgenlerden ki gün bu kasada suyu içi yatıp kolu kaltıradı. Kaltıra geldi Ömer'in hatta ettiler ki la ba'sa hatta taşraba. Bu suyu içkününce senge hiç kendine zarar yetkizilmedi. Şu suyunu kolinde suyu içkününce zarar yetkizilmedi senge dediler. Kolde idişte taşap sindir vardı. Başkası hap geliyorlar dedi hacet yok dedi. Kutuldum ölümden dedi. Kandı kutul etsen dedi. Men şunçelik adamlarını katılıge men kutultırmayım ben dediler. Ha amallik verdiyiz o dediler. Kaçan amallik verdin dedi. Şu suyunu içkününce senge zarar yetmedi dedi. Bu su tükedi bana. Kutuldum ölümden dedi. Ömer ibn-ül Hattab ağızlardan çıkıp gitken şu sözünü İslam'ın eşeddi düşmanını öldürmesinden alıp kaldılar. Aittiler ki aldandım senge dediler. Lekin mumunge aldanırsan bulardı dediler. Aittir ki imanını kabul kıldı şu vakit. Şu mumun adamın ağzından çıkan sözünü İslam şünçelik müteber kıladı buradırlar. O sözünü aitmeyin ki o talak kelimesini aitse aile buzulup kete uğradıken bu yengil din demeyin. Ha bu ağzından çıkan sözünü şuna kadar müteber kıladı. Her günü minnette talak kısayım şunerse bu medigen yolunu özsiz tapasız onu deyiz. Bana bu nerse mumun adamın ağzından çıkan söz ana güvahlik Allah'ın güvahları deyilgeni bana bu cenazede hem Allah'ını Allah rahmetiydi, Allah'ını dostiydi deyişlik için delilimiz bulmalı o kere birader. Allah'ın güvahları sizler dediler. Bizde bu ötken zatlarının bazı bir menakıblardan okup veriyatudik. İkinci okup verilim mahcup olgen zatlarının nomi Talha ibn Ubaydillah. Talha raziyallahu anhu. Bu kişi dünyada cenneti ekelliği malum bulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından güvahlık verilgen 10 ta kişinin bitteleri hesaplanadı. Talha ibn Ubaydillah İslam'ı evvelde kabul kılgen kişilerden hesaplanadı. Allah yolu da azarlangan kişilerden ve kigin hicret kılgeller. Bedir gazatı da iştirak ita almageller. Şam'daki bir ticaret sebeple kitgellerden kigin tüsetten Bedir vakiyası bulup üzleri bulalmageller. Ve bulalmagellilerge köp elemlengeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talha ibn Ubaydillah'ını Bedir gazatı da iştirak etken adamlar sefede koyup o kişiye ölüş ecretgeller. Talha ibn Ubaydillah özlerinin şunçelik Bedir'de bulalma geldiklerine köp etten kılıp Uhud gazatı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kattık himaye kılgen kişilerden. Hatta o kişiye düşman tarafından şemşir bilen salın yetken vakitte yetip gelip kollarını tutup kolları ya şemşir tekken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tekmeyi saklanıp kalken. Şunun için kolları daim bir kolları asılıp yürürken.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha ibn Ubeydillah hakkında çok maktav sözlerini etkenler. Şunlardan bittesi, ''Men arada en yanvura ila şehidin yemşi ala ricleyhi fel yanvur ila Talha ibn Ubeydillah.'' Kim iki ayağı bile yürü yetken şehidini görmekçi olsa Talha'nı görsün diye nekeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashabları sual kılıçlıkça cürat kılıçma sekeller. Atraftaki sahradan Arabiler kelse kuvanış harekeller ki ular hiç raya kımazdan doğru kelip sual kılıça uğrarekeller, sual kısalar biz ham dinini örgenip olamız deyip kuvanıp duruş harekeller. Bir Arabi kişi keliştilerde Kur'an-ı Kerim'de فَمِنْهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِيرُ Mumullerden şundey kişiler var ki Allah bilen ahdleşken ahdide sadık kalıştı. Bazıları Allah verdiğin mükafatını aldı, bazıları kütüp durdu. Digen ayette kim ölüşlerini aldı Allah tarafından verdiğin ölüşünü digen ayetinin manası şu ölüşünü algan adam kim deyip sonra gene gelirler Arabi. Ashablar hammaları kulak salışıp durgen ekeller, kuvanışıp şu sualını özleri hem bir sual kılsaydı deyip haybetlenip yürgen sahabeler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler. Kigin yine aldılar ki gelip yine sual kıldı. Yine cevap vermediler. Kigin mescidini darvazasından çıkıyor etkenlerde etken ekeller ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynes sailu ammen kaba nahbehu Allah'tan ölüşünü Tola ötep olgan kişi hakkında soruvçu adam kayırda dediler. Arabi etti ki min dediler. Şunda Talha ibn Ubeydillah mescid aldan darvazasından şimdi körünüp bakan ekeller şunda. Kollar işare kılıp mana bu Allah'tan ölüşünü tola alıp bulgen mana bu degen ekeller. Yani özünü kıyametteki mükafatını olganligi mukarrar kişi bu kişi degen ekeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira gharida özleri ve Ebu Bekir radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Osman radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubeydillah, Zübeyir ibn al-Avvam, 7 kişi bir katta bir taşını üstüde türüşken ekeller. Şunda katta taş hareketlendi. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihde tinçlendi gene ekeller. Ma fama aleyke illa nabiyyun ev siddikun ev şehid. Senin üstünde kimler türüptü? Peygamber türüptü, siddik türüptü ve şehidler türüptü degen ekeller. Mana bu sözleri bir acib bir söz ki şu saatte haber bergen ekeller özlerinin hayatları da Umar ibn al-Khattab, Osman radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubeydillah, Zübeyir ibn al-Avvam beş oğlarının şehit buluşluğuna haberini bergen ekeller. Özleri peygamber özleri Sıddık Ebu Bekir radiyallahu anhu o kişi şehit bulmaktan can teslim kılıp ölüşlerine haberini vergen ekeller. Kogelleri hamasi hakikatte hem şehit buluşkenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü de Talhatul Hayr de lakablegen ekeller. Yani Hayr Talha bütün vücudu hayırdan ibaret degen ekeller. Köp Uhud cengide köp hizmet degen ekeller. Zil aşire gazatı da Talhatul Fayyaz degen ekeller. Kutlu bir sil akıp gendik ceng kılar ekeller. Haybar günü de Talhatul Cud Müslümanlar şimdi muhtaç bulup gendik hemen tüyelerini soyup ziyafet degen ekeller. Talhatul Cud yani Kerem Talhası degen ekeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü de Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kıladılar. Laqad ra'aytuni yevme Uhudin ve ma kurbi ahadun gayra Cibril an yemini ve Talhata an yasari degen ekeller.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud hakkında haber verip Uhud günü de özümünü kürdüm. Beni yanımda on tarafımda Cibril, çap tarafımda Talha'dan başka hiç kim kalmadı degene keller. Talha ibn Ubeydillah'ın hakkında rivayet kılınadı ki Said ibn Amir'i Duba'i rivayet kıladılar. Müsenne ibn Said'den bir kişi Ayşe binti Talha. Talha ibn Ubeydillah'ın kızları Ayşe aldılar ki kildiler. Kızlarını aldılar ki. Şunda bu kişi etti ki Ra'ytu Talha'ta fil menem. Şunda Talha'ını kurdum. Ve ettiler ki Talha raziyallahu anhu Ayşe'ye beni bu oradan op gitsin deyip ayıp koygun dedi. Şunda kabirlerine bazı özlerinin yakın adamları bile bordular. Şurada bir kevleştiler. Kevleşken vaktilerde sokollarının iki yanıdaki iki yanıdanın bir tarafı da iki tarafının bir tarafı da bir neçe kıllar özgergeni de halas. Bu kişi vefat kılgenlikleri bilen kevlegenliklerinin ortasında 30 yıldan köre köprak vakt ötken idi. Talha ibn Ubeydillah'ın Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu eydediler ki Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala cennet ahlilerinin bulgen dostlarına haber verip ve neza'na ma fi sudurihim min ghillin ihvanen ala surunin mutakabilin. Kalplerdeki cinelerini adavat, hasetlerini alıp çıkamız. Yani çıkarıp taşlayımız. Onlar tahtlarda birbirlerce karab oturgen halette eke üke birader bulup oturuşa deyip cennet ahallarını indi o kalbde yine kudurat, adavat, haset bu muydu biraderler? Bana bu cennetteki dostlarını zikir kılıyapken şu ayetini Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubeydillah'ın oğulları kilgen vakitte kütüb alıp Talha ibn Ubeydillah'tan keyin Ali ibn Abi Talib yaşa geldiler. Şu oğullarını kütüb alıp, yakın yanlarına götkizip, ümit kılaman ki Allah Teala beni ve seni dediğini şu cennetteki dostlardaki dünyada yaşayan kişilerden kılgenliğini dedi. Yani kalbimizde hiç kendi bir kuduratsız yaşayanımızda gerekiyor. Bu narsanı bilinçlik için her kim özünün kadirden dostlarına bir kara basa, bu kalpte şu ne kadar pakize halette yaşaslık kıyılligini bilir. Braderler, evvelki sual varalarga bugünkü dersimizde bir az yine bazı müteferrikat meselelerge cevap etken bulduk. Hazır ki vaktimiz tükep oldu. Bu hatlarda hamasını biz okşulukki imkaniyetimiz yok. Eğer şu hatların içinde dua kılın degen bu sefer dua kılamız. Allah subhanehu ve teala bimarlarge şifa versin. Allah subhanehu ve teala talib ilimlerge amel kıladigen ilim versin. Allah subhanehu ve teala İslamca hizmet kılıyetkenlerge Allah özü yardan versin. Allah subhanahu ve teala bizi camiine işlerige hem Allah subhanahu ve teala medet versin. İhdine s-sıratel müstakim s-sıratel lezine an'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalimim.